Onun ilacı bu işte. Ondan sonra odun işine Karadeniz. Evet arkadaşlar, yükümüzü yıktık geldik. Neredeyiz? İlic'in berisinde, Kemah'ın ilerisinde, Refahiye'nin çaprazında bir noktadayız. Su başındayız. Bugün aracımızı temizleyeceğiz önce, hikayeye başlamadan önce. Şimdi iki seçeneğimiz var. Bir diğer adam 20 kilometre, bir diğer adam 15 kilometre. Biri yeni biçiyor, biraz yaşrak diyor, bir gün dursa diyor, kurusa diyor, iyi olur falan diyor. Şimdi ondan haber bekliyorum. Hem de bu arada bir boşluk buluverdim. Su başında iki tarla sahibinden haber beklerken burada bana çok pasaklı diyorsunuz ya. Aracın içini güzelce bir temizleyeceğim. Ne var ne yok indirdim şimdi buraya. Aracın içini boşalttım. Hemen aracın içini temizlemeye başlayalım. Hikayeyi de anlatırım size, bugünkü hikayemizi. Aracımız tam bir yol çatında. Şöyle söyleyeyim, şu tarafa Kemah. Şuradan şöyle gidersen Refahiye. Şuradan aşağı gidersen İliç ve bizim yükleyeceğimiz tarlaların olduğu yer. Ne var ne yok, pırlı pırtı, çöp, möp hepsini indirdim aracın içinden. Şuraya oturdum. Hem de dedim güzel bir bölüm çekeyim. Bugün sanki biraz rahat olacağım gibi. Şöyle gördüğünüz üzere şuraya bu payı kaldırdığım demiri sabitledim. Aracın içinde ne var ne yok hepsini indirdim arkadaşlar. Peçeteleri dizdim. Yeleğimle şey burada asılı. Sandalyem şu kenarda. Yatağım yorganım da onun arkasında. Burayı işte bu şekilde tertemiz ettim. Şimdi buradan teker teker işe yarar malzemelerin hepsini güzelce, çok işime yarayacakları kupanın içine, az işime yarayacak malzemeleri de sandığımıza koyacağım. Ben başlayayım. Allah bismillah. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şuraları niye hep her şeyi indirdim. Bir kontak basalım. Havamız dolsun. Bir hava tutacağım şöyle her tarafına güzelce. Arpanın tozu her tarafa işledi gayrı. Ben de çok sudalanmaya başladıydım. Bismillahirrahmanirrahim. Havamız dolsun, güzel bir hava tutalım önce. Havamız hemen yan taraftan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunun içine de iyice tutar. Ne var ne yok her şey çıksın. Ekranımıza tutar. Bir de ayakkabımızın içine tutak ki ayakkabımızın içine toz kaçtı. Ayakkabımızın içine ve şu basamağı yaptıktan sonra evet artık toz kalkmıştır arkadaşlar aracımızdan. Sıra bez ıslayıp silmekte sıra.
ve bezimizi ıslayıp arabamızın içini bir güzel sileceğiz. Bezimizi güzelce yıkadık, feriyle tertemiz ettik, sıktık ve kupamızın içine doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. En başta şu göğüsten başlayacağım, sonra şuralar, vitesler, şuraları güzelce tertemiz edeceğim. Yani bana pasaklı diyorsunuz, aslında pasaklı değilim ama size bunu anlatamam. Şimdi güzelce telefonu açtınız karşınıza veyahut da televizyondan ağrı seyrediyorsunuz beni. Ama burada ufak bir açıklama yapayım, mazeret değil tabii de. Ya klimasız arabaya temiz bakmak tırcı ve kamyoncu arkadaşlarım daha iyi anlayacaktır. Kolay bir mesele değil. Neden derseniz, şimdi arpa biçmeye gideceğim. Camlar kapalı olduğu zaman içeride hışım çıkıyor, ölecek gibi oluyorum. Mesela tarlanın kenarına yanaşıyorum, biçerci yanımdan geçiyor ya. Camı kapatsam buz akıyorum, ölecek gibi oluyorum. Ne yapıyorum, mecbur camı indiriyorum. Camı indirince de ister istemez o biçerin fatos tarafından çıkan o toz ya giriyor, yani tutamıyorum. O yüzden klimasız arabaya temiz bakmak, temiz binmek zor iş arkadaşlar. Biliyorum siz de haklı olarak, yani lan kardeş iyi kötü bir YouTube'a bölüm çekiyorsun. Ya güzelce tertemiz çeksen daha iyi olmaz mı diyorsunuz, haklı olarak anlıyorum, belki anlıyorum. Yine de elimden geldiğince temiz tutmaya çalışayım. Yine de elimden geldiğince şöyle her tarafı güzelce sileyim. Oo, kapkara oluyor. Bu neyin karası biliyor musunuz? Şu kömür madenine giriyor ya. Orada da buz akıyor. Mecbur cam açıyorum ya bak. Buralara kadar işlermiş o kömür. Hiç sevmiyorum ya kömür çekmeyi. Kömür çekmek bir yüklemesi, çadır çekmesi, dökmesi. Hep kara, iyisin içindesin. Allah yardım etsin kömür madeninde çalışanlara. Buraları da iyice sileyim. Basamağın bunları. Burada ne var? Hidrolik yağ var. Cırcır var. Hortum var. Hortumun içinde jack var. Pense var. Burada koli bandı var. Burada ne var? İzola bant var. Burada en çok ihtiyacım olacağım şeyleri, olacak şeyleri buraya kattım. Daha az ihtiyacım olacak şeyleri de arka sandığa katacağım arkadaşlar. Şunları da öyle sileyim. Aslında bu ortada şeyi katmasam arabanın içi bayağı ferah gözükecek ama o da orada çok malzeme alıyor. İşime yarıyor. Evet, tuşlarımızın üstünü, şunları güzelce ne silelim. Yani mazeret değildi de işte yine de idare edin. Yani çok şişitmen arkadaşlar, çekişmen. Normalde pisliği kimse sevmez. Bilmiyorum yani, bazı adamların kursağı kaldırır da benim de kaldırmıyor da. Yine de işte çok tempolu çalışınca böyle ara boşluk bulabilmek lazım en azından. Arada bir arabayı temizlemek için. Direksiyonumuzu, ekranımızı niye de silek? Şunları şöyle, ekranımızın şu kenarlarını, camını. Şu kol kattığımız yerleri. Kolum tertemiz olsa bile buralara kolumu kattı mıydım? Kapkara oluyor. Niye? Kömür sebebi. Kömürün orada o toz kalkıyor, işliyor yani. Ne yapsan, ne etsen yok. Ya liman olacak, full camlar kapalı olacak. Bir gideceksin loderciye fişini vereceksin. Geri hemen içeriye atlayacaksın dolana kadar. Ve kömür madeninden çıkana kadar hiçbir işlem yapmayacaksın. Anca. Neyse, ben temizlemeye devam edeyim. Çok da uzatmıyor. Şimdi orada malzemelerin hepsini tek tek güzelce yıkayıp güzelce dizeceğim içeriye bakayım. Sonucu çekerim sizlere.
Arkadaşlar temizlik olayını bitirmiş bulunmaktayım. Şu anda aracımız artık tertemiz oldu bana göre. Umarım sizlerin gözüne de güzel gözükür. Elimden geldiğince en hızlı şekilde tamamladım çünkü konum geldi. Buraya da pasaklı demen çünkü bunları katacak yerim yok. Şimdi yukarıdan da çekerim. Kupa kaldırma demirimizi de şuraya güzelce kattık mıydı? Evet. Şampuanımı ve feylimi de buraya kattım. Burayla işimiz bitti. Sandığımız kapalı. Kadife Fikri Gürbüz hayratıdır. Gürbüz grup diyor. 2020 diyor. Kadife Fikri Gürbüz çiftine Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Allah'ım yaptıkları bu hayrı en üst seviyede kabul etsin. Adanalı gariban bir BMC şoförü geldi bu gurbet ellerde. Burada ihtiyaç molası verdi, suyunu doldurdu, arabasını temizledi. Allah'ım sizden razı olsun diyoruz ve bir insan bir eser bırakır veya bir ağaç dikerse, o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur. Allah'ım fazlasıyla kabul etsin. Sağ olun, var olun Kadife Fikri Gürbüz çifti. Büyük sevaba girdiniz. Benim de konum geldi. Tarla sahibi yine heyecanlı. Hiç bitmiyor heyecanları. Yetiştiremek, yağmur gelir. Öyle olur, böyle olur. Bitmiyor heyecanları, bitmiyor. Şöyle bir göstereyim. Peçete bölümü. Havlumu astım. Az sonra ihtiyacım olacak. Yatağımı, yorganımı topladım. Orta kısmı bu şekilde şekillendirdim arkadaşlar. Şu ora şöyle. Yine gözlük, ıslak mendil, peçete, ruhsat ve cüzdanımız. Ön taraf boş. Kaskı aşağıya aldım. Kapımı kapattım. Bu tarafa gideceğimişim. 10-15 kilometre bu taraftan yürüyeceğimişim. Daha hiç gitmediydim. Hep İliç tarafından yüklüyordum. Bu el Refahiye tarafından bir yerden yükleyeceğimişim. Çıkış yapalım arkadaşlar. İmdadı bıraktık. Ön dingili kaldırdık. Aynadan bakıyorum kalkıyor mu? Bakıyorum. Evet, bayağı kalktı. Adam daha da heyecanlanmadan şöyle arkasını şu yola doğru atsam. Profesyonel bir BMC şoförüyüm arkadaşlar. Hayır, bu dosyayı çözdüm ya. Çocuk oyuncağı gibi. Öyle dersen öyle, böyle dersen böyle işte. Birazcık bir haftalık bir serüven lazım. Sol tarafımıza bakıyoruz. Boş. Yukarıdan gelen araba geçiyor. Refahiye tarafına doğru 15 kilometre gel dedi. Ondan sonra bir köyün oradan sağa sapacaksın. Bilmem asfaltı bırakma, sağa sap gibi gibi bir şeyler anlattı. Bir başlayalım. Heyecanından az sonra bir daha arar o beni. Nereye ulaştın diye. Allah Allah, vitesi. En iyisi 5'e sallayayım da öyle ımıl ımıl gideyim ya. Çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı temizledim bayım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse okey den. Anca bu kadar olur. Ne yapayım yani. Klima yok. Bak yine camlar açık. Yoldan kalkan her toz içeriye giriyor işte. Anlatmak istediğim bu. Ve bir kısa dipnot daha geçeceğim. Şu şantiyeye gelmişken sağ tarafımızda bir kum ocağı beton şantiyesi var. Neydi adamın ismi? İshak Kaçmaz'dı. Sağ olsun bize dedi ki gelin kardeş yemeğinizi yiyebiliniz ne zaman yolunuz düşerse. Çimebiliniz dedi, duşunuzu alabiliniz dedi. Bizi de zaten burada iş veren bu adam gibi bir şey oluyor tahminimce. Tarık da bunun elemanıymış. Buradan İshak Kaçmaz'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun banyoda duşumuzu orada alıyoruz. Yemeğimizi denk getirirsek burada yiyoruz bu şantiyede. Allah bismillah, hadi gidek bayım. Bir heyecanlı serüvene daha başladık. Evet, hedefe ulaştım. Neydi? Çay Karaköy'ü.
Sevgili kaynım da buradaymış, hiç haber vermiyor. Buradan şu oradan gelirken bile gördüm. Onun arabası da daha yarı duman olduk arkadaşlar. Gececiyiz, hayırlı uğurlu olsun. Buradaki sistem böyle işte, kalan şu yukarılardan niye bir çift traktörle getiriyorlar, oradan aktarıyorlar işte. Hayırlı olsun, gececiyiz, yapacak hiçbir şey yok. Bir bisküvitim var en azından. İnşallah tarla sahibi de iyi çıkar da azlık mazlık aç niye getirir, soğuk su getirir. Buranın önemli noktaları böyle. Varayım bayım, iki laf edek kayından. Geçim laf edek, yapacak bir şey yok. Bugün böyle saat 1-2 bulur bu gidişat. Hakkımızda hayırlısı. Çukuru eşiyorlar, çadırı seriyorlar. Tallaları tapsız yerlerde, dağ diplerinde. Getiriyor römorkla buraya yıkıyor. Tırcı arkadaşlarımız, emekçi dostlarımız yanaşıyor. Yükünü alıyor, devam ediyor Erzincan'a kadar. Bir tane abi geçen şey yazmış, dantelli havluya bayıldım demiş. Ulan abi bu arvadın işleri vallahi, ben bilmiyorum. Ben bilerek niye seçmedim bunu. Bu da çok önemli. Ne işe yarıyor? Tozdan koruyor. Ensenin kapkara olmasını engelliyor. Havlunun faydası çok. Böyle yerlerde havlu bek işe yarar. Tellersin şöyle bak, çok basit. Böyle siliverirsin. Anladın mı? Teknik böyle arkadaşlar. Eğer bu tür işlere bulaşırsanız havlusuz sakın gezmeyin. Hatta tırcıysanız havlunuz zaten olur. Şimdi bekleyelim. Hakkımızda hayırlısı. Gececiyik. Soru işaretleri 1. Yemek. 2. Soğuk su. 3. Tuvalet. İhtiyaç molası. 4. Şimdi gece yükleyeceksin. Diyecek ki git sıra al. Şey yapma kardeş. Şöyle olur böyle olur. Önüne girerler. Yarın yetişemem. Çiftçiyi iyi anlamak lazım. Çiftçinin tek derdi ne biliyorsunuz mu şu anda? Bir an önce mahsulü yağmur yağış olmadan hızlı bir şekilde depoya aktarayım. Kafam rahatlasın. O onu düşünür. Başka hiçbir şey düşünmez. Sen de onun onu düşündüğünü düşünüp ona göre hareket etmen lazım. Hülasa izleyip göreceğiz. Bugün ne heyecanlar var, hep birlikte yaşayacağız bayım. Şimdi daha kayının arabası yarı. Bizim araba bomboş. Allah Allah. Hikaye be kuzum. Varayım kayınımın yanına. Sevgili kaynımın arabasındayız. Kritik yapıyorduk. Geçim lafı ediyorduk. O arada çiftçimiz römorkunu doldurmuş bir şekilde giriş yaptı arkadaşlar. Şu anda camlarımızı kapattık. Niçin kirlendiğini anlatıyordum ya, işte bu kısımlarda. Şimdi seyret bak. Şuraya varacak. Şuraya damper kaldırdığı zaman kalkan tozu da göstereceğim. Arabaya niye temiz bakamadığımızı size anlatacağım. Dur bir şey diyecek daha. Keşke diyor bunu çalıştırıp içindekini aktarsaydınız diyor. Şimdi şu aşamada da onun nasıl çalıştığını size göstereyim arkadaşlar. Taktı, ipi çevirdi, hızlıca çekti ve helezonu çalıştırmış oldu. Bunlar benzinlidir kuvvetli ihtimal. Ceyran meyran hiçbir şey yok burada. O üst taraftan benzinini döküyorsundur. O şekilde çalışıyordu. Şimdi de gazını mı arttırıyor acaba? Bilemiyorum. Römork şurada duruyor. Römorku daha yıkmadı. Demek ki römork bayağı alıyor. Şöyle bir bakayım. Şu bence bir 10 ton falan alıyordur bu römork diye tahmin ediyorum. O içindekini boşaltacak. Sonra römorku kaldıracak. Onu da yıkacak. Ne olur o zaman yarı, belki bir sefer daha, bir ihtimal. Şu anda dolmaya başladı bari. Dolma işlemi devam ederken saygıdeğer çiftçimiz John Deere'sine bindi ve güzel bir manevrayla nasıl yanaşacağını hep birlikte seyredeceğiz. Evet. Bunlar da aynı tır gibi. Dört tekerlekli, önde şurada tekerleği olanları kullanmak biraz daha tecrübe ister ama bunu tır kullanan herkes kullanabilir. Camım kapalı bir şekilde olayı seyrediyorum.
en sağa, en dışa vurdu. Tamamen kırdı şu anda direksiyonu. Evet, olmadı. Kafasında vurguladı. Bir hamle daha yapacak. Biraz daha içten vurması gerekiyor. Biraz da bu arada şifayı kaptım arkadaşlar. Bir önceki gün yağmur mağmur yağdı. Soğuk suyla çim yok ya. Soğuk suyla çimdikten sonra o gece biraz soğuk vardı. O soğukta hemen şifayı kapıvermişim. Yanaşma işlemi devam ediyor. Bir yandan şurada gördüğünüz üzere yükümüz yukarıdan boşalıyor. Sevgili kaynım onu takip ediyor. Çiftçi arkadaşımız indi. Çiftçi emmimiz. O da kontrol ediyor. Büyük ihtimal hesap yapacak. Evet, kaldırabilirim dedi. Düşüncesini öyle tahmin ediyorum. Kaldırsam taşmaz dedi. Yorumu o şekilde yaptı. Bak şuralardan bir şeyler düşüyor. Gördünüz mü? Tozlar. Başladı toz merasimi. Geldi. Gel dayı gel. Gel, sesimi duymaz. Ben niye gel dayı gel diyorsam. Evet. Emekçi çiftçimiz Dorsesi'nin römorkunun, Dorse değil römorkunun çıt çıtlarını açıyor. Pimlerini açıyor. Sol tarafı açtı. Bayağı dolu. Hemen akmaya başladı. Sağ tarafı da açtığı gibi dikkatli olmak gerekir. O sağ tarafı açarken orta bir yerde olursan kafanın gözüne patlatabilir o arka kapak. Tecrübeli bir çiftçi arkadaşımız. Yıllanmış belli. Aha tozu gördünüz. Bu tozdan kaçarken şu an içeride yanıyorum mesela. Anlatmak istediğim olay buydu. Römorkumuzu kaldırıyoruz. Üst taraftan bir yandan dolum işlemi gerçekleşiyor. Sevgili kaynım onu kontrol ediyor. Dışarıdan ağrı. Römorkumuz tam dolu değilmiş. Onu görmüş olduk. Tam dolu gelmemiş. İnşallah burayı bu şekilde yüklerse sevgili kaynımın arabası dolar çıkar gider o. Ben de ardına yüklemeye başlarım. Evet. Şu anda römorkumuz boşaldı ve müsait yere doğru çekilecek. Çiftçimiz römorkunu indiriyor. Helezonumuz çalışıyor. Arabacımız çalışıyor. Şu oradan gözükmeye başladık süre. Milim milim. Hatırlıyorsanız bir önceki liman videomuzda dıt ediyor ilerliyordum ya, o hesap. Milim milim böyle balık sırtı olacak şekilde hizalayacak. Çadırını çekip devam. Hedef Erzincan diyecek. Lisanslı TMO diyecek. Çiftçimiz römorkunun pimlerini tekrardan vuruyor. Seri bir şekilde tarlasına gidip biçerin altına girecek. Umarım şapkası mapkası da yok bu sıcakta. Umarım yemeğimizi unutmaz. Yemeğimizi getirir. Getirmezse bisküvitle gececeyiz. Evet, sevgili kaynım da vardı. Kritikleri yapıyorlar şu anda. Ben de varayım bir kontrol edeyim arkadaşlar. Dolup dolmayacağı hakkında bir yorum yapayım. Sevgili çiftçimiz tekrar biçer altına giderken direksiyona ara bir yerde geçtim. Ön taraf dolmuş. Milim ilerledim. Sevgili kaynım takip ediyor. Ondan komut bekliyorum. İşaret verince yarım metre falan ilerliyorum arkadaşlar. Çiftçi, emekçi dostumuz da tekrardan biçere doğru ilerledi. Ben de direksiyon bölümüne geçmiş bulunmaktayım. Sevgili kaynımın aracını yüklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. O üste çıktı şoför koltuğunda ben. Yarım yarım ilerledik ve o görev tamam. Şimdi çadır çekme bölümüne geçti. Şimdi biz ne yapacağız?
biz arabamızı çalıştıralım, havamız dolsun. Şu helezonun altına doğru yanaşalım. Allah, bismillah. Tertemiz bir araba. Nasıl temizlemişik be arabamızı maşallah. Bundan sonra yine aynısı olmaz inşallah, umarım. Havamız daha 6, 5.5, 6. Fonta açtık, kayboldu. Bismillah. Mecbur indireceğiz sol camımızı. Sevgili kaynımın tekniği bak güzel. İpi aldı. Gördün mü nasıl? 5 dakika. Bilemedin. 6.5 dakika. Arkadan biraz yıktı da olsun. Mesela de o da vurdun, kuşun, karınçanın sadakası olsun. Evet, bu kadar. Temiz işçilik. Şimdi o şeylerini vuru vuru verir. Tamam. Ama odundan yiyecek. Mecbur odun içine başladığımız zaman onu ve önü sökecek. Çünkü odunda onu hep hem ahtapot hem odunculuk zarar verir. Biz buraya nasıl yanaşırız? Geri geri gidelim. Şu sağdan şeyin altından ağrı şöyle önümüzü veririz. Sonra güzelce geri geri yanaşır. Hazır gıta bekleriz arkadaşlar. İdeal seviyeye geldi. Vitesimizi anariyaya dalacağız. Hadi oğlum. Şimdi şöyle geri geri salalım. Şu taraftan biraz şöyle verelim. Yola doğru. Git 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 git. Azıcık daha oğlum. Bak tozmaya başladı sol. Penceremden toz giriyor şu anda. Evet, önümüzü verdik. Ne yapıyoruz? Vitesimizi iki takviye. Havlumuzu şöyle kenara çekelim. Görüş açımız biraz daha açılsın. Güneşte değiliz. Şimdi şöyle yüksekte olabildiğince sağlı. Vera, vera, vera. Sonra şöyle sola kırdık arkadaşlar. Sağ tekerimiz çadırın dibinden geçti şu anda. Daha az sonra gösteririm nasıl dibinden geçtiğini. Şöyle biraz daha sol ve sağ yapacağım. Ki arkayı gördün mü aynadan nasıl hizaladım? Teknik. Biz bu işin vakkosuyuz, duayeniyiz arkadaşlar. Şimdi yarım debrajdan çünkü estetik bir giriş yapmam lazım. Evet. Sağ aynadan takip ediyorum. Dur, sizin için de sağ aynayı yaklaştırayım. Çadırın dibi süre oradan girdireceğim. Evet. Evet. Birazcık daha içeriye atayım. Şöyle iyice kırayım. Sanki biraz açıkta kaldı gibi. Şöyle hizaladığım zaman anlarım. Şöyle düzeltip. Evet. Şu an sağ tekerimiz tam onun hizasında kaldı. Tekrar bir takviye yaptık. Bu arada kaynım çadırını çekiyor. Şöyle ettiğim zaman bakayım hizam tutuyor mu? Hizam tutuyor mu? Ay. Şöyle bir durak bakak bayım ön tarafı kurtarmış mıyık? Hemen bu arada havlumuzu, şapkamızı tekrardan takıyoruz. Güneşe çıkacağız. Allah Allah, mis gibi mis. İnşallah kirletmek bir daha.
bakıyorum. Yarım metre daha geri gideceğiz. Şöyle şunu lastiğmiş lan. Evet. Aslında buradan değil, bir de şuradan bakayım. Yarım metre daha geri gidecek. O cepte. Ortalama hizasına bakak. Tamam. Anca bu kadar olur. Biz şu anda direksiyonu düzeltip yarım metre gelmiş. 2 metre, tamam. 2 metre geriye. Direksiyonu düzelt. 2 metre geriye. Haydi bakalım. Direksiyonu düzelt. 2 metre geri git. Topla yani. Of. Böyle hareketlerde sıcağı hissediyorum. Gölgede durunca normalde pek hissetmiyorum. Şöyle bak, araya taktım. İyice sağırdım. Ki düz gideyim. Yarım. Bir. Bir buçuk. Herhalde şu anda tam orayı hizaladım diye düşünüyorum. Hemen bakalım tekrar. Ya Allah, bismillah. Tekrar iniyoruz arkadaşlar. Bu aralarda yorulabilirsiniz, terleyebilirsiniz. Kaçırmış hizayı ya. Bir metre öne çıkacağım. Tam şeyin üstüne gelmiş. Biraz demek ki hissedememişim. Videoda çekiyorum ya. Şu anda tam ara boşluğu şeyin üstüne yıkıyor. Bir metre ileri çıkacağım. Hemen tekrardan müdahaleyi yaptım. Sevgili kaynım da sağ olsun hiç yardımcı olmuyor. İmdadımızı bıraktık. Şöyle hafif sağlığı. Şu an herhalde kurtardı. Sizce kurtardı mı? Bence kurtardı. Tekrardan bir daha kontrol edeceğim ve bir daha hatta kontağı bile kapatıyorum, hadi. İddiaysa iddia arkadaşlar. Sence oldu mu? Sizce oldu mu? Olmadı mı? Ben kendimden eminim. Kontağımı bile kapattım. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Oo. Anca bu kadar olur. Bir şaheser. Bir Vapco. Bu işin vaheni, profesyoneli. Tamam, şimdi hafif sağlı sağlı çıkacağız. Dolduktan sonra zaten ön tarafın dolması en uzun. Şimdi direksiyonumuz şöyle ya, hafif sağlı sağlı çıktık mı tam ortalığı çuk yükümüz olur. Okey. Şu ağacın gölgesine gideceğim, oturacağım. Gayrı arabanın içinde de duramaz oldum. Sinek geliyor. Sevgili kaynım uğurlayayım. Belki adam yemek getirebilir. İnşallah getirir. Duman olduk be, acıktık. Saat 1.30 falan oldu şu anda. Benim araç orada. Kaynım çadırını çekti. Çiftçi arkadaşımızı beklemeye başladık arkadaşlar. Ağacın gölgesine oturdum. Burayı iyi. En azından sinek burada bek yok. Sevindirici haber. Sevgili kaynım demiş ki ya bize etmet yaptırman gerek yok. İki yumurta ve iki somun ekmek getirsen bile bizim yiyip yiyebileceğimiz bu demiş. Yani hem mi? Sen bunu düşünmen lazım demiş. Biz kamyoncu bu dağın başında ne yiyecek ne içecek demiş. Adam da güzelce gitmiş. Şu an sokumumuzu yapıp gelecekmiş. Bu habere mutlu olabiliriz. Aracımız gördüğünüz üzere yanaştı. Hazır gıda bekliyor. Bir dağın eteğinde, ağaç gölgesinde sevgili kaynım çadırını çekti. Onun işi şu anda bitti. Akşamdan yetişemiyor. Yarın sabaha kaldı yükler hep. Giderken de yol üstünde o şantiyede gösterdiğim yerde duşumuzu alırız. Güzelce
yolumuza devam ederiz. HGC olmasaydı çok güzel yollar vardı. İliş'ten Kemah'ın arasında çok teknik detay verecektim de yapacak bir şey yok. Bu tür yüklerde de kontrol etmeniz gereken en önemli şey, çiftçinin bir yıllık emeğini taşıyorsun. Bunu bilmen gerekir. Pimlerini ve kasa içinde kaçak olabilecek yerleri kontrol etmen gerekir arkadaşlar. O bölümü es geçtim ben. Kontroller yapıldı. Kaçak göçek yok. Yanaşıldı. Bekleniyor. Dediğim gibi bir sokum ekmeğimiz geldi miydi? Karnımızı da doyurduk mu? Artık o enerji bizi geceye kadar atar. Zaten geceye kadar da anca yüklerik. Arkadaşlar yemek molasını verdik. Bir değerli amcamız geldi. Bu köyün sakinlerinden. İsmin neydi amca? Halil. Tayyip. Tayyip amcayla beraber güzelce laf ediyor. Dudun dibinde serin. Güneş yakıyor. Gölge serin. Tayyip amcam buranın en eskilerinden. 39 doğumlu. Bu köyün deprem zamanında dünyaya gelmiş. Buranın 3 metre kar yağdığı seneler var. Kar yağdığı seneler var. 3 metre kar yağdığı zamanları yani, biliyor. Haydanlar suvarmaz, küreklerde suvarır bir şey. Evet. Şimdi bazen bak orada tezak kurulur, birisi tezak kurulur. Millet bak. Delikanlılar, adam büyükler, açardaki mallar gitsin su içine. O zamanlar tabii köyümüz kalabalık amca, doğru mu? Çok. Nüfusunuz, seçmeniniz falan kaç idi? Hatırlar mı? Seçmen hatırlayamam da 300 hanelikti yani. He. Bu bölgenin en büyük köyü. O karda, kışta gençler, delikanlılar evet. Suarmak için evet. 3 metre karı küreklerle malları suarmak için küreklerle buradan nerelere kadar karı açarlarmış arkadaşlar. Köyün ismi neydi amca? Eski ismi Sime. Eski ismi Sime. Yeni ismi Çayaka. Çayaka. Yeni ismi de. Memnun oldum Tayyip amca. Seni de tanımış olduk, görmüş olduk. Buralara bizim, dair. Bizim bu dağlar yukarı gittiniz mi? Ovacığa gittiniz mi? Yok. En fazla buraya kadar geldik. Daha yukarı gideceksiniz elbet. Yok. Oradan traktörler getirir. Bizim tırlar oralara kadar çıkmayabilir. Doğru. Yaylanız mı var daha? Yaylamız da, soğuk sularımız da yukarıda. He, ne kadar yukarıda? Bura zaten baya bir yukarı, rakımı falan evet, yüksek. Evet, yüksek. Buradan oraya 7 kilometre falan, 8 kilometre vardır. He, ayrı bir yaylanız da var. Yazları bu zamandan sonra mı oraya çıkıyorsunuz? Yaylaya ekseriyette millet köyde kalır. He. Davar sahipleri çıkarır. Davar olanlar. Mal küçük olanlar. Küçük mal olanlar. Şimdi yok mal. Davar. İki komşu da var. İki komşu da var. Davar. Başka kimse de yok. He. Köyde başka, kaç kişi kaldınız amca? Köyde de fazla yok. Kış oldu mu kışın 30-40 kişi kalıyor. Hep yaşlı. He. Genç nüfus hiç genç yok. Kalamaz. He. Gençler aslında yavaş yavaş artık köylerine geri dönüş yapıyor ama. Dönmezler. Şimdi bir şey diyeyim. Burada siyasetçiler kapattı. Hep siyasetçiler. Hep yaptı. Ne yaptı? Siyasetçiler yaptı. Okulu kapattılar. Fazla yakın hastaneleri kapattılar. Şunlar yaptılar. Uzaklaştırdılar. Millet de. Değil mi? Bir de İstanbul'dan geleni görüyor. Lan ben de gidem ağzına tüküreyim diyor. Değil mi? İstanbul'dan gelen Mercedes'den geliyor. İstanbul'dan gelen parayla geliyor. Ne olacak? Kılık kıyafeti de düzgün. Sürününe kadar da dedi. Doğru söylüyorsun amca. Ya hı. O da sistem işte. Sistem mecbur kılıyor bunu gençlere. Yani, ne yapacaksın ki? Ama işte bu siyasi sistem. Başka bir şey yok. Öyle öyle amca. Tayyip amcamızdan da kısa bir anımız olsun dedim. Rica ettim. Kendisi de izin verdi. Bu şekilde sohbetimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Benim aracımda işte yüklenme kısmına başlayacağız. İnşallah akşam üzeri yükümüzü almış ve yola çıkmış oluruz. Yeni ismi Çayyaka köyünden kısa bir anlat. Evet.
Arkadaşlar amcam kısa bir not daha verdi. Tayyip amcam dedi ki Sarıgül'ün köyü şu karşıki gördüğünüz yer var ya. Şura 8 kilometre yani. 8 zaten. Can Erzincan memleketinde yetişmiş Mustafa Sarıgül'ün köyünü şu karşıdaki gördüğümüz yer. İsmi neydi dayı oranın? Eskisi şimdiki Güngören. İsmi Güngören. Eskisi? Eskisi Göske. Göske. Hep isimler değişmiş. Burada Alevilik var mı amca? Var. Var değil mi? Tabii. He. Tunceli'ye yarısı, yakın. Yarısı Alevi, yarısı Sünni. He. Ama eskiden Türkiye tek. Tabii tabii. Başka yok. He. Türkiye tek. Türkiye'de geldi. Bu kısa bilgiyi de amcam söylemiş oldu. Dediğim gibi şu karşıda gördüğünüz köy Can Erzincan memleketin milletvekili Mustafa Sarıgül'ün köyüymüş arkadaşlar. Amcadan sonra diğer aşağı tarafa geçtim ve ilk yükümüz geldi arkadaşlar. Saatimiz tam 3.30. Dur bakayım kaç saatte bir römork getiriyor. Hem onu ölçeyim. Bu römork da az önceki tahmin ettiğim gibi tam dolusu herhalde 10 ton falan alır ya. Ama tam dolduruyor mu onu bilemiyorum. Az önce tam dolu gelmemişti. Şöyle yanasın bir doldurmaya başlayalım daha siftah ilk seferi. 10 ton alsa bize 2.5 römork lazım tam dolusu. Seyredelim, görelim. Camlarım da kapkara yapmış. Sinek ısırıyor. Sinek, kara sinek bu sene mahvetti bizi ya. Bu sene diğer senelerden farklı biraz daha mı çok bu sinek anlamadım ki arkadaş. Yine sivrisinekten kurtardık. Buraların akşamı serin oluyor. Sivrisinek olmuyor. Çok rahat bir şekilde aracımızda yatabiliyoruz. Ama gündüzleri bu kara sinek mahvediyor yani. Evet, tek de yanaşacak gibi bir izlenim var şu anda. Öyle bir hissiyata kapıldım. Evet. Benzinin yanı süre, şu orada bir benzin var dikkat ediyorsanız. Onu da helezon için bırakmış oraya. Şimdi tamam. Az daha yanaşsan daha iyi olur amma oğlu. İnip Dorse'nin römorkun kimlerini sökecek. Eline çekicini aldı emekçi çiftçi emmimiz. Bu el farklı olarak ilk diğer tarafa vuruyor. Mahvediyorum. Bacaklarımdan acayip ısırıyor kara sinek. Şimdi diğer tarafa geliyor. O tarafın kimin de açtı mıydı? Faş. Evet. Tam doldurmamış yine. Bu da gelse 8 ton olur. Yani bize 3 römork yük gelecek. Alır römorkumu dostum. Evet. Yıkım işlemi şu anda gerçekleşiyor. Gördüğünüz üzere. Hardox havuz damperlere benziyor değil mi biraz? Yan tarafta hiç bak açılır kapanır ilave yok. Yani daş harfiyat için yapılmış gibi bir izlenim doğurdu bende. Bizim oralarda normalde ilaveli yapılır ki başka bir işte kullanıldığı zaman şimdi balle çekeceksin ya mesela buna balle atmak zor olur. Ama şu üst taraftaki ilaveli olmuş olsa ilaveleri söküverin. Hemen o şekilde yüklersin.
Ben bir varayım, durum kontrolü yapayım arkadaşlar. Durum kritik. Durum çok çok kritik. Daha ikinci römorku geldi, boşalttı. 3-3,5 saatte bir römork anca doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sokak lambalar yanmış, araçların farları yanmış. Biz daha en ufak bir yüklemeye dair hiçbir şey yapamadık. Sordum. Balık sırtı 13 ton alıyor diyor. Getirdiği yükler tahminimce 20 ton. Üçüncü römorka gitti. Dediğim gibi geceye kaldık arkadaşlar. Arayı hızlı geçmemek adına bu arayı da çekelim. Saatimiz 8:40 geçiyor. Son yarı römorkumuz da geldi. Şu anda telezonumuz çalışıyor. Yükleme merasimi başladı. O güzel tozu yiyoruz arkadaşlar. Artık şu saatten sonra maalesef görüntüler iyi çıkmayacağı için birazcık çekimler güzel olmayabilir. Ya aslında bu bölümü çekmeden önceki asıl düşüncem neydi biliyorsunuz mu? İliç'ten çıkıp Kemah'a varırken ki o esrarengiz tırmanış ve iniş, hele bir rampa var. İkiye dağıyorsun, araba patiye yatarak böyle hem kıvratıyor hem rampa veriyor. Öyle bir yer düşünün. Çok güzel yerler vardı. Onlar da size çok, yani bu işe iştahlı olan arkadaşlar için çok teknik bilgiler verecektim. Lakin maalesef yine yetiştiremedik. Son yarım römorkumuzla yanaşıyor şu anda. Biraz sağlı yanaştı bu el. Evet. Tam ortalı durmuşuk. Çok mükemmel durmuşuk. Ancak bu kadar güzel durulabilirdi. Son römorkumuzu da, yarı römorkumuzu da yapalım. İnşallah 25 ton gelir. Çukur bayağı derin ama bilemiyorum. Aslında kamera güzel çekiyor da ışık olması lazım. Işık olmadığı zaman çok iyi çekemiyor. Şu anda da yani bu kadar net çekmesi bile bence güzel. Son bu aşamaları da çekeyim. Dediğim gibi o güzel yolu çekemeyeceğim. Asıl niyetim oydu. Yapacak bir şey yok. Çok yanaşıyor. Güzel yanaşıyor. Sollu, biraz daha sollu girdi. Eminen de tam şu dudun altında oturuyorduk, laf ediyorduk öğlenleyin. Dediği yayla da şuradan yukarıya gidiyormuş. Akşam üzeri olurken bir çan sesleri gelmeye başladı. Meğersem şu dağın eteğinden bir davar sürüsü indi böyle. 200-300 davar niye vardı maşallah. Hafif böyle şey ağaçları var. Davarın sevdiği yapraklı ağaçlardan var. Demek ki davar da güzel oluyor ki bu yörede davar yapıyorlar. Havamız doldu. Sesini duyduk. Römorkumuzun pimleri yine açılıyor arkadaşlar şu anda. Son yarım römorkumuzla yıkıldığı zaman inşallah çukurun içiyle beraber gecenin karanlığında çadırımızı çeker, hedefe kadar süreceğiz. Bu da tahmini nereden baksan saat 9-9.30-10, 10'da çadır çeksem, 11'de 10.30 gibi şantiyedeyim, 11'de çimdim, temizlendim, 12-1-2 saat 2 civarı Allah'ım izin verirse fabrikadayım arkadaşlar. Fabrika dedim, TMO'dayım. İnşallah.
Gece saat 10 civarı maalesef program umduğumuz gibi ilerlemedi arkadaşlar. Biçerciler gitmeden bir iki depo daha biçtirmeye gitti. Hiç ses seda yok. Yaz sezonu okunuyor. Daha başında devam. Gece saat 11.30 sular arkadaşlar. Son parçayı da getirdiler. Yüklemenin herhalde artık sonuna doğru geliyor. Saatimiz 1 suları. Beynim bir hoş oldu ya. Nasıl çadırı çektim onu niye hiç hatırlamıyorum. Çadır madırı çekmişim arkadaşlar. Sabah ilk başladığımız noktadayım. Biliyorsunuz bu noktayı. Ayakkabı değişikliği, telliğe geçiş yapıldı. Kadife Fikri Gürbüz çiftine tekrardan gecenin saat 1'inden selam ederim. Yattığınız yer altın olsun. Şimdi yoldan geçen de deli bu saatte niye diyor saat. Gecenin 1'inde zaroş mu niye diyordur kendi kendine. Buradan 3,5 saatlik daha yolum var arkadaşlar. İyice elimi yüzümü yudum. Biraz hava da sertleşik, kendime geldim. Şimdi 3,5 saatlik daha yol depeceğim. Yarın fabrikada görüşmek üzere. Sinyalimizi verdik. Saatimiz 3:45 geçiyor arkadaşlar. Erzincan çevre yolundan şehir merkezi tabelasına doğru, içeriye doğru giriş yapıyoruz şu anda. Evet. Hedefe doğru yaklaştık. Son hedefe 10 dakika arkadaşlar. Saatimiz 3:45 geldi mi? Hedefe ulaşmış bulunmaktayız. Saatimiz 3:55 geçiyor. Hedefteyiz arkadaşlar. Sabah saat 8. Çadır sökme merasimi başlamıştır. Arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Gece izliyorsanız iyi geceler. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Gündüz izliyorsanız iyi günler. Çadır sökme merasimi başladı. Güne tekrardan başladık. Program şu. Çadır sök, karın oraya git, geride tren garı var, kahvaltı et, ihtiyaç molası, geri gel, numune alınsın, kafadan ilk iki sıra yık, yükü yık, saat öğlen civarı yük yıkılır, oradan tekrar yüklemeye git, yükle, geri gel buraya. Bunu böyle defalarca yapacağız, yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Çadırımı sökeyim ben ufaktan, açtım kenarları. Devam. Uşt uşt. Burası Erzincan Gara arkadaşlar. Şu büfe yazan yer. Şuraya gelip düzenli her gün bir tost yiyoruz. Buralarda çokça treni kullanıyorlar. O ilicin oradan falan da ara yollardan dağların içinden gelip gidiyor. Burada demek ki kargış kıyamet çok oluyor ya. Bence tahminim o sert kış günlerinde arabalar buzlu yollardan gidemeyeceği için gidişatı bu şekilde yapıyor olabilirler. Hemen bizim durduğumuz yerin 200 metre berisinde diyeyim. Kamyonu durdurduğumuz yerin 200 metre berisinde bir gar arkadaşlar.
buraya fix uğrayıp kahvaltımızı falan burada yapıyoruz. Soğuk sularımızı alıyoruz. Sonra tekrardan görev bölgemize doğru ilerliyoruz. Kars, Ankara, Ankara, Kars, Divriği, Erzincan, Erzincan, Divriği, Divriği, Erzincan. Hep bu aralarda dolaşıyor demek ki ya. Kar taksi. Görev bölgemize ilerleyelim. Buradan 200 metre aşağıda şu tarafta arkadaşlar. Hadi. Hemen şu arkada gördüğünüz kantardan çıktık ve yanaşma bölümü başladı. Sevgili kaynım, gördüğünüz üzere arkadaşlar, dökeceği şekilde yanaştı. Şöyle edelim. O şekilde yanaşıp bir saatte yükümüzü boşaltıp devam edeceğiz. Sevgili kaynımın marş dinamasında sıkıntı var. Sabahleyin çat pat çalıştırdıydık. Burada da gelmiş, istop etmiş. Şimdi teknik bir müdahale yapacağız arkadaşlar. Benim aküyü söküp ona takacağız. Ve o şekilde çalıştırmayı deneyeceğiz. Yükü de yıkınca zaten sanayiye doğru gidecek. Şöyle durayım. Benim aküyü de sökelim. Bir emmimiz de demiş ki istop ederken debreje bas demiş. Ama onu unutuyorum. Ayak alışkanlığı mı, el alışkanlığı mı diyeyim. Dediğin doğru aslında. Arabanın sağlığı için istop ederken de debreje basmak gerekiyor. Bizim o küçük. Baba. Buna sıcak su lazım. Şunu sök dostum. Şu küçük olanı. Bunu mu? He. Ne fark eder ki? Bu canlı sıfır. He. Şimdi aküyü söküp buna takıp o şekilde çalıştırmayı deneyeceğiz. Dün geceden bu arıza. Bizim de şu toksite sıcak su dökmemiz lazım. Şarj etmesi için biraz böyle bırakacağız. Sonra tekrar benim aküyü söküp geri yerine takacağız arkadaşlar. Arada bir bunu da göstereyim. Akünüzün kapağını söküp kontrol etmekte fayda var. Benim aldığımda üstünde gelen aküler, bunları da inşallah değiştirecek bir gün. Bak hep toksit demiş ya. Bunun sebebini bilenler yazsın. Çözümünü biliyorum da niye toksit dediğini bilmiyorum. Şuna bak. Bunun çözümü sıcak su. Bu biraz şarj etsin. Ondan sonra burada da var bak. Bunun ilacı bu işte arkadaşlar. Bilen arkadaşlara soruyorum. Sizce bu niye toksitledi? Öbür tarafta yok. Buna da döküyorum. Evet Ümit ustam, sıra senin. Bu neden böyle toksit diyor sence? Geri bunu yerine katalım. Arkadaşlar, yine estetik bir yanaşma yaptım. Çok esrarengiz ve güzel bir yanaşmanın ardından yükümüz boşalmaya başladı. İnelim, şu çinkodan korkuyorum, şu kenar çıkıntı var ya. Tamam, böyle yanaş, sıfır yanaş dediler de az sonra biraz da damper sol taraf, bak sol tekerin, dorse tekerinin altı şey oldu.
yüksek yere geldi. Damper de biraz sağlı sağlı kaldı. Bunları iyi hesaplamak lazım. Bir şu çinko, iki sol teker yukarıda dorsenin. Araba şöyle kalkıyor dorse, bak şimdi. Bu neymiş lan? Şimdi seyredelim, görelim. Evet. Anladınız mı? Eğer yük akmadan bunu böyle kaldır, bu dörse hop sağına. O yüzden böyle boşalacak, bitti. Ondan sonra farklı bir formül deneyeceğim. Bunlar da çok tatsız yere katmış ki lan kardeş yani. Azıcık düzgün yere kataydınız iyi olurdu. Bu bölümü burada bitiriyorum. Neden burada bitiriyorum? Yine çok olmuş. Zaten hikayemiz de bitti. Sonuç buydu. Temizledik, yükledik. Gece bir şeyler yaşadık, saat 4'te geldik, yattık, sabah geri başladık. Şimdi aynı hikayeyi tekrar başlayacağım arkadaşlar. Buradaki hikayemiz böyle devam edecek. Odun yolu yapılıyormuş. Eskavatör gelmiş, yollar yağmurdan ve kardan dolayı çok bozukmuş. Yolların düzeltilmesi yapılıyor. Büyük ihtimal cumartesi gününe falan yollar tamam olur. Biz bir hafta daha burada arpa çekeriz. Ondan sonra odun işine, Karadeniz turlarına başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Beğendiğimiz ve yorum yaptığımız zaman etkileşim çoğalıyor. İzlenme daha yükseğe gidiyor. YouTube'un algoritması böyle bir şeymiş herhalde. Anladığım kadarıyla. Ne kadar çok beğeni olursa, yorum olursa hani ilgi görüyor olarak hissediyormuş. O da önerilenlere çıkartıyormuş videomuzu. Yani çok zor bir şey değil. Şöyle şuraya bir yere dokunacağınız işte arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.